Sevgili seyirciler, şimdi de rotamız Dadaşlar Diyarı Erzurum. Bilinen 6000 yıllık tarihiyle Urartular, Kimmerler, İskitler, Hititler, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Selçuklular, Moğollar, İlhanlılar, Safeviler ve Osmanlılara ev sahipliği yapmış bir şehir burası. 300 kilometre uzağında 5 ülke olan 2000 metre yüksekliğindeki Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum, tarım hayvancılık başta olmak üzere sanayi kuruluşlarına verilen destekle bir sanayi şehri olma yolunda da hızla ilerlemekte. Bizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen karşıladı. Sizleri burada görmek bizleri mutlu etti. Tabii belediye olarak da bizler hakikaten burada bir modern belediyecilik çalışmaları yapıyoruz. Belli bir aşamaya geldi. Aynı anlayışla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Şehre sadece bir alanda değil, her alanda kültürel, sportif, sanatsal, kentlilik, kentin gelişmesi. Şehrin her yerinde sizin ve değerli ekibinizin yaptıkları son derece güzel bir şekilde görülüyor. Bu spor alanına vermiş olduğunuz destekten ötürü hakikaten ben özellikle bütün arkadaşlarınızı ve sizi tebrik ediyorum. Çünkü niye? Şuna bakıyorum. Burada siz ciddi bir spor kümeleşmesi sağlamışsınız. Evet. Değerli başkanım. Bu her yerde yok. Pistleri gördüm. Daha önce yapmıştım ama gece kayağı hiç yapmadım. Evet. Şimdi inşallah bu akşam arkadaşlarla beraber bu çalışmaları yapacağız. Sayın Başkanım, biz çok teşekkür ederiz. Hakikaten Erzurum'a bir Erzurum daha nasıl modern bir şekilde bu kadar güzel bütün kültür, sanat, tarih alanlarıyla katılır görmüş olduk. Ama daha göreceklerimiz var Erzurum'da. Müsaade ederseniz biz tekrar yollarımıza koyulalım. Evet, ben de önce teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Size teşrifinizden dolayı şehrimizin önemli bir el sanatlar ürünü olan evet. Tespih, takılar. Evet. Değerli izleyiciler, görüyorsunuz yani burada sanat eserlerini de sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Benim şehrim Erzurum diyoruz. Bakanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli var. Sizi Erzurum'da görmekten çok mutlu oldum. Sağ olun. Gerçekten Sayın Başkanımız da programımızdan bahsetmişti. Umarım Erzurum'un tanıtımına güzel bir katkısı olur. Tecrübenizle, i̇nşallah. Birikiminizle, aynı zamanda sporcu kişiliğinizle sağ olun. Erzurum'da inşallah iyi vakit geçirirsiniz. İnşallah. Zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın değerli valim. Sağ olun. Erzurum Spor'un atkısını siz Sayın Bakanım'a takdim edin. Vallahi şöyle Sayın Bakanım, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor gerçekten çok önemli bir futbol kulübümüz. Bu sene, geçen sene birinci ligdeydik. Yeniden Süper Lig'e çıktık. İnşallah daha iyi gidecek. Bunu da size böyle takdim ederim. Tamam, teşekkür ediyorum. Evet. Görüşmek üzere. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Sağ olun. Erzurum Kalesi, şehir merkezinde yer aldığı tepenin en uç noktasında bir iç kale. Ve bu iç kaleyi çevreleyen bir de dış kaleden oluşmakta. İç kalede 8 burç var. Ve bu burçlar günümüze kadar varlığını koruyabilmiş. Ancak dış kale konumundaki ikinci kat surlar kimisi kırık kimisi dökük kısmen mevcut.
Hakikaten harika bir karşılama oldu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Buranın havasının soğukluğunu, sizin sıcaklığınız, arkadaşların şu harika performansı hakikaten bizi çok çok sevindirdi, çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Şehrimize sefalar getirdiniz. Sağ ol. Şimdi Erzurum kalemizi inşallah geziyoruz Sayın tamam. Bakanım. Hakikaten muhteşem bir kale. Ben de hep dolaşmak isterdim. Defalarca geldim ama kısmet olmadı, dolaşalım. İnşallah şimdi kısmet. Çok sağ ol. Elimizdeki verilere göre burası milattan sonra 415-422 yılları arasında Bizans kralı Theodosius zamanında yapıldığı kayıtlarda geçiyor. Ona binaen de şehre ve kaleye Theodosiopolis ismi veriliyor. Theodosiopolis, evet. Yani yaklaşık kaç bin senelik? 1600 yıllık efendim. Evet. Ne savaşlar oldu yani buralarda. Çok büyük savaşlar dönüyor, evet. Bakanın burası Saltukluların eline geçmesiyle birlikte kalede asıl onarım ve imarat Saltuklular döneminde başlıyor. Evet. Arkada gördüğümüz kale mescidi ve tepsi minaremiz Saltuklular döneminde 1112 ve 1132 yılları arasında Ebul Kasım tarafından yapıldığı kitabesinde de yazıyor efendim. Evet. Nihayetinde 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi sırasında kale alınarak tamamen Türklerin eline geçiyor efendim. Peki bu tarafa doğru geçelim. Şurada bir mescit görüyorum herhalde. Nedir o? Bu Saltuklular döneminde kalenin içine yapılan ve genelde o dönemde kralların kullanıldığı iç mescidimiz. Evet. Mescidimiz Saltuklular döneminde ibadet ihtiyacını gidermek için yapılan bir yapımız olup bir diğer özelliği ise Kabe'nin ölçüleriyle birebir aynı ölçülerde yapılmış. Yani bu mescit Kabe aynı ölçüleri. Ölçüleriyle birebir esas alınarak yapılmış. Şu anda restorasyon ve kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kazı çalışmalarımızı müteakiben burayı tamamen ziyarete açacağız efendim. Evet, değerli izleyiciler, benim şehrim Erzurum'dan yine size bir ilk anlatıyoruz. Buradaki hamam Türk hamamlarının ilk örneği. Yani Anadolu'daki Türk hamamlarının ilk örneği Erzurum'da. Bunu tabii ciddi bir şekilde bilimsel çalışmaları yapıldığı için daha tam olarak yayınlamadılar ama önümüzdeki günlerde bunları göreceksiniz. Biz 1994 yılında Erzurum'a serbest bölge yapmak için geldiğimizde tabii kalma imkanlarımız oluyordu. Ulu Cami'ye geliyorduk ama kaleyi görme imkanımız yoktu. Çünkü her taraf gecekonduydu. Bu 2014 yılına kadar böyle devam etti. Yani bütün arka taraf burası gerçekten hiç Erzurum'a yakışmayan bir görüntüdeydi. Sonra buraya ciddi bir kentsel dönüşüm yapıldı. Ben sizden dinleyeyim nedir? Evet. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey, Erzurum Kalesi'ni, Ulu Cami'yi, Üç Gümbetleri buraya bir açık hava müzesi haline getirmek için tarihi eserler etrafındaki mezbelelik binaların yıkımını buralarda büyük bir kentsel dönüşüm projesi başlattı. Çok teşekkür ediyorum. Biz dolaşmaya devam edeceğiz. Sırada yine bir ilk, Cumhuriyet tarihinin ilk ihracatçılar birliği var. Bu birlik 4 Mart 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Hoş geldiniz Sayın Hoş Bakanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şeref verdiniz. Doğu Anadolu İhracatçı Birliğimizi görmeden olmaz. Ya buralar hatırlıyorum Cumhuriyet hala. Cumhuriyet tarihinin tabii kurulduğu İlk İhracatçılar Birliği'nize hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin ilk İhracatçılar Birliği olan kurumumuzu yapacağız nasip olursa Sayın Bakanım.
Bizim kitabemiz de burada. Evet. 4 Mart 1937'de Atatürk'ün ilk kurduğu İhracatçılar Birliği. Burası evet. Türkiye'deki ilk İhracatçılar Birliği. Şimdi izleyicilerimize bunu hatırlatmakta yarar var. İlk İhracatçı Birliği burada. Şöyle beraberce bakalım. Başkanım gel. Siz şöyle geçin. Bakın. 4 Mart 1937 tarih. Kuruluş kararnamesi. İhracatçı birlikleri kuruluş kararnamesi. Bizim şimdi, yerimiz çok önemli Sayın Bakanım. Şimdi ilk ihracatçı birliği, yani bütün Türkiye'nin ihracat tarihinde bu çok önemli. Bunu çoğu kişi bilmez. Sayın Başkanım hatırlattı. Bir de Atatürk'ün çıkardığı ihracatla ilgili bir yasa var. Orada da şunu diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ihracat hiçbir şekilde engellenemez diyor. Bu çok önemlidir. Bu kanunu arkasına alan isterse her şeyi yapar. Sayın Bakanım, bu da bizim Erzurum'un özel bir ürünü. Yünden yapılma, ehram diye halk tarafından biliniyor. İnşallah üşütmez, kravat ve boyun bağı olarak kullanırsınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Böyle Selçuklu'nun çift başlı kartalı da var. Bir anahtarlık da var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Çok sağ olun. Erzurum deyince ilk akla gelen yemek çağ kebabı ve kadayıf dolmasıdır. Biz yine kaynağında inceleme yapmaya gidiyoruz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ömer Usta. Buyurun. Burada şişi koymuşsun. Çağ kebabı böyle kokusu da şu anda tam böyle harika. Şöyle kolay gelsin ustalar. Evet. Yeni atmışız. Şişin daha üzeri düzlenecek. Evet. Bu piştikçe üstten takıyorsun. Evet, piştikçe kesiyoruz. Kestikten sonra da orada bir ufak altını gösterip. Tamam. Direkt kalite kontrolüne geçebilir miyim? Tabii ki, buyurun. İzninizle değerli izleyiciler. Benim şehrim Erzurum. Çağ kebabı. Harika. Muammer Usta. Efendim. Bu işin sırrı ne? Bu işin sırrı efendim, 2500 rakımda otlayan kuzuların, koyunların etinden yapıyoruz. Bir de biz etimizi 3-4 gün terbiyede bekletiyoruz. Yani kasaptan geldikten sonra etlerin sinirleri ayıklanır. Ayıklandıktan sonra terbiye edilir. Salamurası yapılır. Depoda artı 3-4 derecede 3-4 gün bekletilir. Sonra şişe takılır, buraya gelir. Burada piştikçe keseriz, veririz. Bir de bu cağın özelliği Sayın Bakanım. Bir cağın içerisinde işte antikotu, budu, kolu, kaburgası her tarafı var. Yani bir cağ yediğiniz zaman bir koyunda lezzetin her hepsini alıyorsun. Olur. Evet. Budunu da yiyorsunuz. Antikotunu da yiyorsunuz. Pirzola kısmını da yiyorsunuz. Yani lezzeti oradan geliyor. Ben de hakkını verdim. Herhalde abi. Dünyada hiçbir yerde böyle bir cağın içerisinde bir koyunun her tarafını yiyebileceğin hiçbir yemek yok. Yok. Biz şimdi üstüne bir tatlıya gidelim. Buyurun Sayın Bakanım. Evet. Oo, imalathanenin tam göbeğine geldik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız arkadaşlar? Bu güzel tatları sizler yapıyormuşsunuz. Şuradan başla. Muammer Usta nasıl bu? Nasıl bir şeydir? Yani efendim, bu, harika bir lezzet de nasıl oluyor kadayıf bu? Kadayıf dolması Erzurum'a has bir tatlı. Eskiden sadece Ramazan'da yapılan bir tatlıydı. Biz bunu ev mutfağından çıkarttık, şeklini, şerbetini değiştirdik. Şu an 365 gün yapıyoruz. İnternet üzerinden Türkiye'nin her tarafına da yolluyoruz Sayın Bakan. Tamam, bu bilgiyi de aldığımız iyi oldu. İzleyicilerimiz için de iyi oldu. Bu bizim normal bildiğimiz kadayıf mıdır? Bu bizim elde dökülen tel kadayıf. Yani bu bakır tepsiye dökülüyor. Fabrikasyon değil. Bizi diğerlerinden ayıran farkımız elde dökülen kadayıf. O ev yapımı önce, diyorsun. Evet, yani. El yapımı. Anladım. Burada geliyor. Evet. Ondan sonra sen... Şimdi peki nereden anlıyorsun oraya kaç tane kadayıf
böyle lifi koyuyorsun? Nasıl anlıyorsun bu işi? Elimizin ayarı var. Şimdi bunun 10 tanesi 1 kilo ise 10 tanesi 1 kilo. Vay vay. Cevizini de öyle orada kaşıkla yani herkes aynı anladım. Koysun diye. Tamam. Ömer Usta, yine çok güzel kokular geliyor. Sayın Bakanım şöyle buyurun. Burada. Ne bu? Kokuların merkezine geldik. Arkadaşlar ya biz daha yeni çağ kebabını yedik. Üstüne tatlı mı yiyeceğiz yoksa? İşte, Sayın Bakanım, çağ kebabının üstüne olmazsa olmaz kadayıf dolması. Yani kadayıf dolması Palandöken'e de çıkacaksanız 2-3 tane yediğiniz zaman gömlekle dolaşabilirsiniz. Biz zaten hep öyle yapıyoruz burada. Yiyip içip devamlı gömlekle dolaşıyoruz. Doğrudur Sayın Bakanım. Enerji dolu bir tattı. Belli Sayın oluyor. Bakanım. İçeride i̇şte, imalatı gördük. Evet, burada... ceviz var, evet. Yağ var, şerbet var, işte yumurta var. Yani yeriyle enerji dapır. Evet. Çok teşekkür ederiz Muammer Usta. Sayın Bakanım ayaklarınıza sağlık. Sağ Siz olasın. Teşekkür ederiz. Sırada bölgenin en büyük hayvan pazarı var. Hayvan pazarına motorla giderken Evliya Çelebi'nin 11 ay 29 gün kaldım yaz görmedim derken bu bölge için neyi kastettiğini çok iyi anlama fırsatım oldu. Rüzgar eksi 10 derecede eserken motor kullanmak da başka bir keyif ya. Hayvancılık nitelikli bir şekilde yapıldığında bölgede söz sahibi olmak çok daha kolay. Burası sadece Türkiye pazarı için değil, ihracat için de çok önemli bir tesis olmuş. Sayın Bakanım, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı ve Türkiye'de tek ruhsatı olan böyle bir hayvan pazarının ruhsatı. Yani hayvan toplama ve satış merkezi ruhsatlı ve tek. Ve tek. Böyle muazzam bir tesis yok. Biraz sonra tesisle ilgili de yukarıda size bir bilgi aktaracağım. Gördüğünüz gibi burada 3500 baş büyük baş, 3500 küçük baş hayvan alım ve satımı yapılabiliyor. Evet, değerli izleyicileri az evvel Canlı Hayvan İhracatçı Birliği'nin de Türkiye'nin ilk ihracatçı birliği olduğunu söylemiştik. İşte şimdi arkasında bir de hayvan toplama satış merkezi ruhsatlı Türkiye'de ilk ve tek. Erzurum'da ilklere alışmak lazım. Bunlar ileride büyük ihracat patlamasının esas etkenleri olacak. Evet. Çok güzel, çok yakışıklı bir bina olmuş gerçekten. 160 bin metrekarede bence son derece güzel bir hizmet. Şehrin oldukça dışında. Koku falan vesaire herhangi bir sıkıntı yok. Modern bir şehire yakışır bir iş yapmışsınız. Tebrik ediyorum bütün emeği geçenleri. Biliyorsunuz burası hayvancılık bölgesi. Türkiye'nin meralarının %40'ı bu bölgede bulunuyor. Sayın Bakanım, burası mezat salonumuz. Mezat salonumuza podyumdan hayvanlarımızı alıyoruz. Hayvanlar podyuma girmeden önce tartıları, cinsleri, cibilyet ve yaşları kulak küpelerinden sisteme yansıyor. Sistemden yansıdıktan sonra fiyat belli oluyor. Alıcılar görüyor her şeyi. Alıcılar ve satıcılar görüyor. Hayvanlar burada podyuma çıkıyorlar. Alıcılar fiyat artırmaya başlıyorlar normal mezat gibi. Evet. En son fiyat belirlendikten sonra artık kimse artırmıyorsa... Satıcı da eğer buna razı geliyorsa karşılıklı butonlara basıyorlar. Evet. Sistemde satış gerçekleşti diye bir ifade çıkıyor ve muhasebede işlemler gerçekleştiriyorlar. Açık, net, şeffaf bir şeffaf sistem. Evet. Elektronik ortamda hayvanı bir de görüyorlar burada fiziki olarak. Evet. Tamamıyla orada alıcılar fiyatlarını yükseltiyor. Satıcı karar verdiği anda tuşuna basıyor. Alım satım gerçekleşiyor. Evet. İşte bir borsada Dadaşlar direğinde ancak bu kadar güzel olur. Evet. Buyurun efendim. Burası neresi şimdi? Nereye geldik? Sayın Bakanım, burası hayvan oteli dediğimiz
Eskilerin han tabir ettiği yer. Vallahi sabah, güzel otelmiş. Saat 4.30'da hayvanlar satışı padoklarda devam ediyor. Satılmayan hayvanları burada misafir ediyoruz. Sayın Bakanım, canlı olarak buradan satımı yapılıp diğer illere gidiyor. Bir kısım hayvanlar da kesimi burada yapılıyor. Biz istiyoruz ki daha çok kesim burada yapılsın. Katma değer şehrimizde kalsın. Anladım. Ve çok doğru düşünüyorsun. Daha fazla burada para kalsın diye gayret gösteriyoruz. Bundan sonra bir et borsası kurmak istiyoruz. O kesimin burada olabilmesi için. Bak, bu da güzel. Bir model kesimhane de yaptık. Çok iyi düşünmüşsünüz. Evet. Çok güzel bilgiler aldık. Başkanım, bu Dadaşlar Diyarı'nda, Erzurum'da harika işler yapmışsınız. Bütün ekip arkadaşlarınıza, size çok çok teşekkür ediyoruz. Biz Erzurum'un tabii bir de spor tarafı var. Evet. Biz izninizle bir Palandöken'de kayağa gidiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz her şey için. Sayın Bakanım, mutlaka Palandöken Dağı'ndaki kayak tesislerimizi göreceksiniz, sosyal tesislerimizi göreceksiniz. Çok memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Mutlaka gündüz kayak yaptığınız gibi bir de gece kayak yapabilirseniz. Evet, inşallah. Aydınlattığımız bir takrib olarak 10 kilometrelik bir pistimiz var. Mutlaka tamam. Kaymanızı tavsiye gece ediyorum. Gece de yapacağım sizin için. Evet. Sizi sağ alacağız. Olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun ediyorum. Sayın Bakanım. Sağ olun. Başkana dediğim gibi şimdi de kış sporları zamanı. Biliyorsunuz ben adrenaline bağımlıyım. Hem gündüz hem de gece pistini test etmek bana çok iyi gelecek. Ekibi bilmem tabii. Pandemide bile kış sporları için yurt dışından turist alan Palandöken gerçekten görülmeye değer. Palandöken'e geldik. Arkada belki de dünyanın en büyük kayak pistlerinden biri var. Ben bilmiyorum kaç kilometre bunun uzunluğu toplam. Efendim şöyle arz edeyim. Şu an Palandöken'in eteklerinde bulunuyoruz. 2100 rakımdayız. Ve buradan 3200 rakıma kadar totalde 55 adet pistimiz, yaklaşık 71 kilometrelik uzunluğunda pistimiz bulunmakta. Ve bunların içerisinde dağdaki panoramik yerleşme dolayısıyla zirveden her seviyede kayakçının çok rahatlıkla inebileceği bir imkan söz konusu. 55 adet pistimiz var ve bugüne kadar Türkiye'mizin yapmış olduğu en büyük kış organizasyonu malumunuz üzere Palandöken'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 kilometre boyunca uzanan gece kayağı pistimiz bulunmakta. Tamam. Onu da yapacağız inşallah. Yapalım efendim. Şimdi ben yine Erzurum ilklerin şehri. Ben bir ilk deneyeceğim. Evet. Motor kıyafetiyle kayak kayacağım. Erzurum'da Palandöken'e geldik. Salgın pandemi koşulları var. Ancak görüyorsunuz en sağlıklı sporlardan biri kayak. Çünkü yukarıda kişi başına metrekare sayısı çok fazlalaşıyor ve insanlar spor yapmaya devam ediyorlar. Sevgili seyirciler, yine burada Palandöken'de hazırlıklarımızı tamamladık. Aradan epey seneler geçti. Şimdi beraberce kayak yapacağız. Kayaklarımız hazır, batonlarımız hazır. Biz de hazırız, gördüğünüz gibi her şeyimiz tamam. Bismillah diyelim. Hadi bakalım, geçiyoruz. Bismillah.
Görüyorsunuz ki harika burada her şey, tesisler. Yaklaşık burası 3200 rakım. Oradan aşağı indik. 3000 metrelerden aşağı iniyorsunuz. Harika bir pist var, doyumsuz bir pist var. Biz tabii Erzurum'un güzelliklerini izlerken artık geceye kaydık kayak için. Ama baktık ki gece de kayak burada enfes. Dünyanın sayılı kayak merkezi Palandöken'de bunu yaptığım için mutluyum. Aşağıda görüşelim arkadaşlar. Evet, Erzurum'un arkada Palandöken'den muhteşem bir görünüşü var. Bunu da değerli izleyicilerimize göstermek istedik. Nefes nefese kaldık ama değdi. Yani böyle bir zirveden buralara kadar inmek. Fakat buraya inince bir şey fark ettik. Burada son derece güzel bir tırmanış pisti, bir buz tırmanışı için ideal bir buzdağı yapılmış. Sayın Bakan, burada halihazırda 150 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve üzerinde yaklaşık 20 parkurun oluşturulabileceği bir buz tırmanış pistiyle karşı karşıyayız. Evet. 2022 Dünya Kupası da, buz tırmanma Dünya Kupası da yine Sayın Bakanım burada Palandöken'in içerisinde bulunan buz parkında gerçekleştirilmiş olacak. 2022'de o zaman biz de önce gelip şu tırmanışı ilk önce biz bir yapalım seninle. Tabii, tamam. Peki. Hadi görüşmek üzere. Bu buzdağında arkadaşlarla karşılaştık. Onlar da herhalde hatıra fotoğrafı mı çektiriyorsunuz burada? Ama harika bir görüntü ya. Hakikaten çok güzel. Benim şehrime Erzurum. Evet, şu anda Küre adı verilen dinlenme yerindeyiz. Buranın rakımı 2700 metre. Ve arkamızda harika bir Erzurum gece manzarası. Hepinizi bekliyoruz. Benim şehrim Erzurum. Haksız mıyım? Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu 2700 metrede böyle sofra hazırlanır mı ya? Hazırlanır Sayın Bakanım. Nasıl hazırladın bunu? Siz geldiniz Sayın Bakanım. Tabii sağ olasın. Sayın Bakanım, bu da bizim biliyorsunuz Erzurum Büyükbaş Hayvancılık'ta çok ileri seviyede olduğu için kavurmamız. Evet. Et kavurmamız. Önlerine sağlık Usta. Afiyet olsun Sayın Bakanım. Bütün mutfaktaki arkadaşlara da hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Harika. Değerli izleyiciler, Erzurum'da harika bir gece kayağı yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün yaşattınız başından sonuna ve bu kayak da üstüne çok güzel bir şekilde oturdu. Harika oldu. Hoş geldiniz. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu kurtarma ekibine de teşekkür ediyorum. Ben şimdi sizlere alasmanız diyorum önce. Ama daha sonra da değerli izleyicilerime hepsini Erzurum'a davet ederek bir kez daha Alasmaladık diyorum. Hayırlı günler.